Evet, 7. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bu arada bu sorular çok klasik sorulardır. Yani tüm soru bankalarında karşınıza çıkan sorulardır. Fakat biz yeni nesil sorulara da tabii ki soru çözümlerimizde yer vereceğiz diyoruz. Ama öncelikle bunlar hakkında da bir bilgi sahibi olmamız gerekir. 7. sorumuzda deniliyor ki 3 tane tam sayının toplamı, pozitif tam sayının toplamı 30'sa AB artı AC'nin en büyük değeri kaçtır? Buradan A'nın ortak olduğunu görüyorsunuz. A parantezini alırsam B artı C geldiğini görüyorum. Buradaki B artı C'nin x olduğunu görürsek a çarpı x'in aslında bizden maksimum yani en büyük değeri isteniyor. Çarpımın maksimum olabilmesi için sayıların birbirine yakın olması gerekirdi. En yakında 30'u 2'ye bölerek 15'e 15 verebilirim. A'ya 15, b artı c'ye 15 veriyorum. 15 çarpı 15'ten maksimum değerin 225 olduğunu görüyoruz. 8. sorumuzda x sayısı 42 bölü z artı 7, y sayısı z bölü 7 artı 6 ise x artı y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Burada farklı kelimesine dikkat edin arkadaşlar. Çünkü birbiriyle aynı olan değerler de bulabilirsiniz. Onları direkt elemeniz gerekir. Bakın z sayısına dikkat edin. Z sayısı 42'yi de bölecek. Aynı zamanda 7'nin de bir katı olacakmış. Peki 7'nin katı olan sayılara baktığımda en küçük 7'yi alabilirim. Başka ne alabiliyorum? 7'nin 2 katı 14, 42'yi yine bölüyor alabilirim. 7'nin 3 katı 21, 42'yi bölüyor olabilirim. 4 katı ve 5 katı 42'yi bölmez, onları almıyorum. Ve yine 7'nin 6 katı olan 42'yi de z yerine alabiliyorum. Peki z'ye 7 verirsem ne olur? 42 bölü 7 6'dır. 7 daha 13'tür. X'in 13 olduğunu görüyoruz. 7 bölü 7 1, 6 daha y'nin 7 olduğunu görüyoruz. Buradan x artı y'nin 20 olduğunu bulmuş oluyoruz. Z'ye 14 verirsek 42 bölü 14'ten 3, 7 daha x 10 değeridir. Y değeri de 14 bölü 7 2, 6 daha 8'dir. X artı y'nin 18 geldiğini görürüz. Z'ye 21 verirsek 42 bölü 21 2'dir. 2 daha x 9'dur. 21 bölü 7 3'tür. 6 daha y de 9'dur. Bakın x artı y yine 18 geldi. Peki z'ye 42 verirsem 42 bölü 42 1 7 daha x 8'dir. Z'ye 42 verirsem 42 bölü 7 6, 6 daha y 12'dir. Buradan bakın x artı y'nin 20 geldiğini görüyoruz yine. Burada dikkat edin 20, 20, 18, 18 çakıştılar. Bunları birer kez almam gerekiyor farklı değer dediği için. Buradan iki tane değer var ama bitti mi? Hayır. Çünkü tam sayılar kümesinde negatif tam sayılarımız da var. Yani bunların bir de negatif değerlerini düşüneceğim. Düşünün z'ye eksi 7 verdiniz. Ne bulursunuz? Şuradan devam edelim. Şuraya yazalım yine. Devam edelim. Z'ye eksi 7 verdim. Şimdi z'ye eksi 7 verince ne olur? 42 bölü eksi 7 eksi 6'dır. 7 daha eksi 1 bulurum. Peki z eksi 7 eksi 1 artı 6'dan y 5 çıkar. X artı y'nin 6 geldiğini görürsünüz. Peki z'ye eksi 14 veriyorum. 42 bölü eksi 14 eksi 3'tür. 7 daha x 4'tür. Eksi 14 bölü 7 eksi 2'dir. 6 daha y de 4'tür. O zaman x artı y 8'dir. Z'ye eksi 21 veriyorum. 42 bölü eksi 21 eksi 2'dir. 7 daha 5'tir. X'i 5 buldum. Evet, eksi 21 bölü 7 eksi 3'tür. 6 daha y 3'tür. X artı y'yi yine 8 buldum. Yine çakıştılar bakın. Z'ye en son eksi 42 verdiğim zaman eksi 42 bölü eksi 42'den eksi 1, 7 daha x 6'dır. Eksi 42 bölü 7'den eksi 6, 6 daha y 0'dır. Buradan yine x artı y'nin 6 geldiğini, yine iki tane değerin çakıştığını görüyoruz. Birer tane alacağız. Demek ki iki tane negatif tam sayılardan, iki tane de pozitiflerden geldiği için toplamda 4 tane değer alabiliyormuş x artı y. Bu arada çözümler karışmasın, şu şekilde göstereyim. 9. sorumuzla devam ediyoruz.
AB tam sayı, BA eksi 2, B eksi 3, A 19 ise B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Bakın burada iki tane değişkenimiz var. A ve B değişkenleri. Bu değişkenlerden hangisi isteniyorsa onu yalnız bırakın. Ama diğerini de yalnız bıraksanız yanlış bir sonuç bulmazsınız. Burada B'yi yalnız bırakmayı tercih ediyorum. Bunun için bu ifadeyi B parantezine alırsam. B parantezinde A eksi 2, eksi 3A eşittir 19. B eşittir 19 artı 3A bölü A eksi 2 olarak yalnız bıraktık. Bu noktadan sonra yapmamız gereken şey polinom bölmesi. Hatta biz şakayla buna bakkal bölmesi de diyoruz. Peki 3A artı 19 bölü A eksi 2 desem. Kaç kere var? Bakın 3A olması için 3 kere vardır derim. Çarpıyorum 3A eksi 6. Çıkartıyorum. Bunlar gitti. 19 artı 6 oldu. Çıkarttığım için tabii ki buradaki eksi artıya dönüştü. 25 buldum. Peki bu ifadede 3 nedir arkadaşlar? Bunun tam kısmıdır. Peki 25 nedir? Pay kısmıdır. Bu nedir? Payda. Bu neydi? Bileşik kesirlerin tam sayılı kesire çevrilmesiydi. O zaman diyorum ki bu ifade 3 tam 25 bölü A eksi 2'ye eşitmiş. O halde arkadaşlar A eksi 2 ifadesinin 25'i tam bölen bir şey olması gerekiyormuş. Bu arada bunlar da tam sayı olduğundan negatifleri de düşünmeyi unutmayalım. 25'i bölen sayılar nelerdir peki? Bakın A eksi 2 1 olabilir, 5 olabilir, 25 olabilir ya da negatif olarak eksi 1 olabilir, eksi 5 olabilir ve eksi 25 olabilir. Bunlar A eksi 2'nin değerleri. B değeri de buna karşılık neler çıkabilir? 25, 3 daha, B 28. Bakın 25 bölü 5'ten 5, 3 daha B 8. 25 bölü 25'ten 1, 3 daha B 4. 25 bölü eksi 21'den eksi 25, 3 daha eksi 22. Eksi 5 artı 3 daha eksi 2. Eksi 1 buradan artı 3 daha B artı 2 oldu. B'nin alacağı 6 tane tam sayı değeri varmış arkadaşlar. Evet, 6 tane değer. Tabii hocam işte biz bunları böyle yerine yazıp da B'nin değerlerini bulmasak da 6 tane olduğunu göremez miyiz diyebilirsiniz. Çünkü burada 6 tane A'ya değer vermiş oluyorum. Ben her ihtimale karşı yani çakışan değerler belki buluruz bulmayız ne olacağı belli olmaz diye yine de sayıları yerine koyup değerleri bulmayı tercih ediyorum arkadaşlar. 10. sorumuza geçelim. ABC, üçü de tam sayılarmış. Yine negatif pozitif düşüneceğiz. Fakat toplamın maksimum değeri sorulduğu için negatiflere gerek yok değil mi? Peki, 12'yi bölen bir sayı olacak A sayısı. B sayısı 5'in katı olan bir sayı olacak. C sayısı da 2'nin katı olan bir sayı olacak. Toplamın maksimum değeri kaçtır? Bakın, A değerine en küçük ve en büyük değer verip deneyin. Mesela A'ya en küçük 1 versem ne olur? A 1 olduğunda burası 12 olacak değil mi? 12. Yani biz burada da 12'yi, burada da 12'yi elde edeceğiz. O halde 12 çarpı 5'ten B'nin 60 olduğunu görüyorum. Ve 12 çarpı 2'den C'nin de 24 olduğunu görüyorum. Bakın buradan A artı B artı C'nin ne olduğunu görüyoruz. 60, 25 de buradan geldi. 85 olduğunu görüyoruz. Ben gidip A'ya en büyük 12 verirsem 12 bölü 12'den 1 olur. Yani B'nin 5 olduğunu, C'nin de 2 olduğunu görürüm ama çok küçük değerler elde etmiş olurum. Demek ki maksimum değer için bu bizim için yeterli. A artı B artı C maksimum 85'miş diyoruz arkadaşlar. Peki 11. sorumuzda ne deniliyor? X ve Y sayma sayıları. Yani sıfırı kullanamazsınız. X artı Y M ise X çarpı Y'nin alabileceği M cinsinden en büyük değerlerin toplamı. Neden en büyük değerler denmiş, en büyük değer denmemiş? Çünkü M'nin tek sayımı, çift sayımı olduğuna bağlı arkadaşlar bu ifade. Şimdi M'yi ben çift düşündüğümde, şimdi madem çarpımın maksimum değerini istiyoruz, o zaman en yakın düşünmek zorundayız sayıları. M çift olursa eşit bir şekilde bölebilirim değil mi x ve y'yi? Düşünün x ve y, x artı y, m yerine 10 olsaydı ne yapardım? 5, 5 diye ayırırdım değil mi? 5, 5 diye ayırdım. Çift olduğunda eşit bölüyorum yani. O halde çift olduğunda m'yi çift düşünürsem,
Eşit böleceğim için m bölü 2, m bölü 2 diye ayırırım. O halde m bölü 2 ile m bölü 2'nin çarpımından m kare bölü 4 elde ederim. Ama bitmedi. Şimdi m'nin tek olduğunu düşünelim. Mesela x artı y'nin 10 değil de 9 olduğunu düşünüyorum. O zaman en yakın hangi değerleri verebilirim? Eşit bölemeyeceğim için bakın birini 5, birini 4 verebiliyorum. Buradaki 5 ile 4'ü nasıl yazabilirim 9 cinsinden? Bakın 9'un bir fazlasının yarısı 5'tir. 9'un bir eksiğinin yarısı 4'tür. Yani buradaki değerin bir fazlasının yarısıyla bir eksiğinin yarısı bize x ve y değerlerini veriyormuş. O halde m tek ise diyoruz ki m'nin bir fazlasının yarısıyla bir eksiğinin yarısı çarpımın maksimum değerini verir. Bunların çarpımı da bakın 2 kare farkından m kare eksi 1, 2 ile 2'nin çarpımından 4. Ne isteniyor ama? Maksimum değerlerin toplamı. Yani m kare bölü 4 ile m kare eksi 1 bölü 4'ün toplamı istendiğinden hemen topluyorum. Ne gelir? 2 m kare eksi 1 bölü 4 gelir cevap. 12. sorumuzla devam edelim. X kare artı x ifadesi bir rasyonel sayı belirttiğine göre aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar x kare artı x bir rasyonel sayı ama rasyonel sayı dediğimizde kesirleri düşünüyoruz, negatif düşünüyoruz, pozitif düşünüyoruz, değil mi? Ondalıklı sayı düşünüyoruz. Burada x'in rasyonel sayı olduğunu bilebilir miyiz? Bakın birinci öncülü araştırıyoruz şimdi. Şöyle diyelim x kare artı x'in eksi 2 olduğunu düşünelim. Eksi 2 bir rasyonel sayı değil mi sonuçta? Hem de tam sayı. Peki eksi 2'yi diğer tarafa attığım zaman x kare artı x artı 2 eşittir 0 gelir. Şimdi burada x değerini biz rasyonel sayı olarak bulabilir miyiz? Bu ikinci dereceden bir denklem. Bu denklemin deltasına baktığımızda delta neydi? B kare eksi 4ac. Eski bilgilerimizi hatırlamış oluyoruz. B kare eksi 4ac'den buradan ne gelir? 1 eksi 4 çarpı 2'den eksi 7 gelir. Delta negatif geldiğinde hatırlarsanız reel kök yoktur diyorduk. Reel kök yoksa ne vardır? Sanal kökler var, karmaşık kökler var. Bu yüzden x rasyonel sayı olmayabilir arkadaşlar. Yani bu kesinlikle doğru değildir. İkinci öncülde x kare eksi x rasyonel sayıdır. X rasyonel sayı değilse yani olamıyorsa, x bir karmaşık sayıysa x kare eksi x de rasyonel sayı olmayabilir değil mi? Bu da kesinlikle doğru değildir. Üçüncü öncülde x kare artı x bir rasyonel sayı. Okey, buna rasyonel sayı dediniz. X kare artı x yine burada rasyonel sayı. Buna da dediniz. Şunu diyebilirsiniz direkt düz mantık baktığınızda. Rasyonel sayının 2'ye eklenmiş şekli yine rasyonel sayıdır. Bir rasyonel sayıyı başka bir rasyonel sayıya böldüğümde yine rasyonel sayı çıkar. Haklı olabilirsiniz ama şöyle bir durum var. Buradaki rasyonel sayı eksi 2 olursa ne olacak? Bakın burada zaten örneğini de vermiştim. Bu eksi 2 olduğunda eksi 2 artı 2'den paydanın 0 geldiğini görüyorsunuz. Payda 0 olduğunda da bu ifade tanımsız olur. Yani rasyonel sayıdır bu diyemezsiniz. Burada istisnai bir durum var değil mi? Bunun eksi 2 olması durumunda. O halde rasyonel sayı olmaya da bilir. Bunu da eledim. Dördüncü öncüle bakalım. X kare artı x rasyonel sayı. X kare artı x bir eklendiğinde yine bir rasyonel sayı. İki rasyonel sayının çarpımı yine bir rasyonel sayıdır ve aynı zamanda nedir? Reel sayıdır. Diğer bir ismi nedir reel sayıların? Gerçel sayı ya da gerçek sayıdır diyebiliriz. O halde dördün istisnası yok. Yani yalnız dört doğru. Yani kaç tanesi? Bir tanesi kesinlikle doğrudur diyoruz arkadaşlar. Şimdi tek ve çift tam sayılarla ilgili konu anlatımımız ve soru çözümümüze geçeceğiz arkadaşlar. Evet, tek ve çift tam sayılara geçelim arkadaşlar. Evet, çift tam sayılar nelerdir? Şöyle gösterirsem, tabii böyle bir gösterim şekli yok. Şu anda bu şekilde ifade etmek istedim sadece. Çift tam sayılar nelerdir? 2'nin katı olan tam sayılardır. Yani 2'nin katı olduğu için ben bunu 2n ile gösterebilirim. Tabii ki n'in burada tam sayı olduğunu belirtmemiz gerekir. Nelerdir? Negatif de olabilir tabii ki tam sayı olduğunda. Eksi 4, eksi 2. Tabii çok özel bir sayı nedir? 0. 0 da çift bir tam sayıdır. 2, 4, 6, 8 diye devam eder. Peki
Tek tam sayılarımız nelerdir? Bunu da şöyle gösterebiliriz. Peki tek tam sayılar çifti ikenle gösteriyorsam teki nasıl gösteririm? Ya çiftin bir eksiğidir ya da çiftin bir fazlasıdır. O halde 2n eksi 1 ile göstersem. Ha hocam 2n artı 1 yazsak da olmaz mı? Olur ama genellikle tek sayılar 2n eksi 1 ile gösterilir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunlar da nelerdir? N yine burada tam sayıdır tabii ki. İşte eksi 3, eksi 1, artı 1, artı 3, artı 5 diye devam eder artı sonsuza kadar. Şimdi bu tek ve çift tam sayılarla ilgili işlemsel özelliklerimiz var. Mesela iki tane çift sayı topladığımızda çıkardığımızda ne olur? İki tane tek sayıyı toplayıp çıkardığımızda ya da bir tek bir çift sayıyı toplayıp çıkarttığımızda ne olur? Bir bakalım. Tek ile teki topladığımızda arkadaşlar iki tane tek sayı düşünün topladığınızda ne oluyor? Mesela 1 ile 3 topladım 4 oldu. Yani sonuç ne çıktı? Çift çıktı. Peki iki tane çift sayıyı topladığımızda yine çift. Bir tek ile bir çifti topladığımızda ne çıktı? Tek sayı çıktı diyoruz. Çift artı tek zaten fark etmez. O da yine tektir diyoruz. Peki çarpma ile ilgili nasıl özelliklerimiz var? İki tane tek sayıyı çarptığımızda yine tek olur. Bir çift sayıyla bir çift sayıyı çarptığımızda çift olur. Bir çift sayıyla bir tek sayıyı çarptığımızda yine çift olur. Burası çok önemli. İki sayının çarpımı çiftse bu sayıların en az bir tanesi çift olmak zorunda. İçerisinde çift yoksa ikisi de tekse mutlaka çarpımın sonucu ne çıkıyormuş bakın? Tek çıkıyormuş. Yani sorularda iki ifadenin çarpımının tek olduğunu biliyorsanız x ve y'nin kesinlikle tek olduğunu biliyorsunuz demektir. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. İki sayının çarpımı tekse ikisi de kesinlikle tektir. En az bir tanesi çiftse çarpımın sonucu çift çıkar. Hocam bölme ile ilgili özellikler yok mu? Yok. Çünkü bir çifti bir çifte böldüğünüzde sonuç çifte çıkabilir, tek de çıkabilir. Bu yüzden sorularda bölüm şeklinde ifadeler gördüğünüz zaman mutlaka onu bölme işleminden kurtarın. İçler dışlar çarpımı yaparak paydayı sağ tarafa geçirmeye çalışın arkadaşlar. Peki başka ne var? Üstle alakalı özelliklerimiz var. Bir tek sayının bir kuvveti nedir? Tek sayıların kuvveti. Tabii ki burada n negatif olmayacak. Buna çok dikkat ediyorsunuz sorularda. Üst negatif olduğunda bu sayı ters çevrildiğinden rasyonel sayıya dönüşür. Rasyonel sayıların da tekliğinden, çiftliğinden bahsedemezsiniz. Tek sayıların bütün pozitif tam sayı kuvvetleri nedir? Tektir diyoruz. N'in burada doğal sayı olduğunu söylüyorum ya da pozitif tam sayı ve sıfır olabileceğini söylüyorum. Peki çift sayıların kuvvetleri de her zaman çift midir? Evet, pozitif tam sayı kuvvetleri çifttir. Fakat bakın N'in burada doğal sayı değil, pozitif doğal sayı olduğunu söylemem lazım. Çünkü istisnai bir durum var. Çift sayının sıfırıncı kuvveti çift değildir. Çift sayının sıfırıncı kuvveti 1 olduğundan nedir? Tektir. Buradan arkadaşlar bu istisnai duruma dikkat edeceksiniz. Taban çiftse eğer, üstün sıfır olma ihtimaline varsa dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle sorularında önemlidir. Aynı şekilde yine böyle üstü sorularda üstün negatif olma durumu varsa onu da istisnai bir durum olarak göz önüne almanız gerekir. Üst negatif olmayacak, taban çiftse üst sıfır olmayacak. Şimdi bu bilgiler ışığında arkadaşlar soru çözmeye başlayabiliriz.